Bu ay ailecek spora başlamanın tam zamanı. Hem de çok uygun fiyata. Asya liglerinden Formula 1'e, dünyanın en iyi futbol ve basketbol ligleri, heyecan dolu tüm karşılaşmalar burada. Binlerce yerli ve yabancı içeriği, çocuklar için birbirinden eğlenceli çizgi filmleriyle D-Smart Aile Spor Paketi yalnızca 39 TL. Üstelik 2 ay boyunca mega paket hediye. D-Smart'ın fırsatlarla dolu eğlenceli dünyasını kaçırmayın. D-Smart, her televizyona şart. TR35 ekranlarından, Hakkımız Hukukumuz programından herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Yine bir hak ve hukuk programında yoğun bir şekilde karşınızdayız. Malumunuz birkaç gündür havaların şartları da artık yazı mı yaşıyoruz, kışı mı yaşıyoruz, düşündürücü vaziyette. Biz de hukuk olarak bazen mal derdine, bazen de ceza derdine düşüyoruz. Bugün de ceza hukukunu ele alacağız. Ceza hukukçusunu konuk edeceğiz. Tabii ki kimse mağdur olmasın. Kimse sanık ya da şüpheli konumda olmasın ama neticede ceza hukukuyla ilgili bilmemiz gerekenler de her zaman aklımızın bir yerinde bulunması gerekiyor. Dünya hali bu. İstemeden de bazı şeylerin içerisinde olabiliriz. İsteyerek de bazı şeylerin içerisinde olabiliriz. Sonuçlarında ne olacağını bilmek en doğal hakkımız. Bilerek de hareket etmekte en azından faydamız var. Ceza hukukunu ve tabii haklarımızı işleyeceğiz. Hemen konuğumuzu size takdim etmek istiyorum. İzmir Barosu Avukatlarından Sayın Cem Demirtaş. Sayın Demirtaş, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyiyim valla. Yani ceza hukuku dedim biraz ağır kaldı biraz. Ama gerçekten ceza dediğimiz zaman insanlar Eyvallah. Biraz korkuyor. Tabii. Yani dünya hali bu tabii, tabii. Biraz önce de söylediğim tabii. gibi kimse ne mağdur olsun ne sanık olsun ama evet. şu sosyal yaşantının içerisinde de isteyerek ya da istemeyerek birçok insan ceza hukukunda ağır cezalarda, asli cezalarda ya da daha büyük ceza mahkemelerinde karşı karşıya kalabiliyor. Ben hemen ceza hukuku tabii ürkütücü bir kavram olduğu için bunu biraz yumuşatarak gireyim tamam. istiyorum. Hani şey derler ya yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış kişilerle olma Doğru. mantığıyla ceza hukuku buradan mı başlar suç olarak? Aynen, aynen. Şimdi abi öncelikle burada uzun bir zamandan sonra seninle birlikte olmak çok güzel. Eyvallah. Ondan sonra şimdi önce bence suç kavramına bir bakalım. Suç nedir? Değil mi? Şimdi mesela bir vekillerimizle konuştuğumuzda yaşadığımız en büyük problem şu oluyor. Şimdi yasayla belirlenmiş olan suçla bizim kendi vicdani olarak belirlemiş olduğumuz suç aynı olmayabiliyor. Farklılık gösterebilir. Farklılık olabiliyor. Çünkü bizim suç dediğimiz şey ceza kanunlarınca ve ilgili kanunlarca belirlenmiş normlardır. Maddi unsurları vardır, manevi unsurları vardır, işlenebilirlik şekilleri vardır. Bu şekle uygun olanlar suçtur. Uygun olmayanlar da suç değildir. Burada bir ahlakilik veya gayri ahlakilik güdülmez. Ama toplum vicdanında insanlarla konuştuğumuzda bazen bize şöyle diyebiliyorlar. Ya bu işte suç değil mi?
Diyoruz ki tamam, vicdani olarak belki ya da ahlaki olarak ya da kültürel olarak yanlış olabilir ama suç değil. Tabii burada şimdi kanunda yazıyorsa suç. Aynen öyle. Yani mantığını suç kabul dediğimiz şey gerekiyor. Bizim kültürel olarak, manevi olarak, inançsal olarak doğru ya da yanlış olarak kabul ettiğimiz şeyler değil. Yasa olarak, yasada belirlenmiş artı eksi maddi unsur, manevi unsur işlenebilirlik şekillerine uygunsa bu bir suçtur ya da değildir. Hı hı. Yani yasada varsa ve düzenlenmişse suçtur, yoksa suç karşılığı değildir. Karşılığı varsa bir değil. Aynen öyle. Onun için burada çoğunlukla biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Önce insanlara bunu anlatmak zorunda kalıyoruz. Bakın, siz manevi olarak böyle düşünüyor olabilirsiniz. İnançsal olarak, kültürel olarak ya da ahlaki olarak ya bu iş böyle olmaz diyebilirsiniz. Ama bunun yasada karşılığı yok. Onun için elini kolunu sallayarak insanlar bunu yapabiliyor diyoruz. Ha, temellerinde tabii ki de geçmiş dönemden itibaren, yani hukukun oluşumunda işte Roma hukukundan bahsedilir, işte bizim kendi geçmişimizdeki hukuk vardır. Orada tabii ki de din kuralları var geçmiş dönemde. Teamüller dediğimiz o toplumun kendi oluşturduğu ahlak kuralları var ama yıllar içerisinde bunlar şekillenerek artık daha farklı bir boyuta gelmiş. Onun için özetle tekrar toparlarsak, suç dediğimiz şey yasada olacak. Yasada ya ceza varsa, hukuku bir nevi şey gibi, yani var olanın. Aynen. Var olanın hukuku. Aynen. Yani ihtimaller ya da duygusal bir bağı olmayan. Aynen. Tamamen realiteye gerçek. Yani ilahi cezayı biz ahirete bırakıyoruz özetle. Evet. Çünkü o da oluyor. Hakkımı helal etmiyorum diyor. Valla siz bilirsiniz diyoruz ama buradaki sistem böyle. Şimdi suç denildiği zaman tabii ürkütücü bir şey. Ceza hukuku dediğiniz zaman, hele bir de ağır ceza dediğinizde iyice insanlar korkuyorlar. O zaman bir de mahkemeleri tanıyalım. Şimdi bizde 3 tane sistem var. 1. Adli yargı, 2. idari yargı, 3. ceza yargısı. Adli yargı dediğimiz hukuk mahkemeleri. İşte alacağınız vardır, vereceğiniz vardır, işçisinizdir, işverensinizdir, boşanacaksınızdır, lanet olsun şu kadından kurtulayım ya da kocamdan kurtulayım diyorsunuzdur. Bunların görüldüğü yer bizim hukuk mahkemelerimizdir. İsimleri vardır: aile mahkemesi, iş mahkemesi, asli hukuklar, ticaretler, tüketiciler, varoğlu var. İdare mahkemesinde baktığınızda idare mahkemesi devletle vatandaş arasındaki konularda gündeme gelir. Onun da kendi içerisinde düzenlemeleri vardır. Ceza hukukuna geldiğinizde, ceza yargılamasına geldiğinizde de işte bahsettiğimiz nokta. Suçlarla ilgili, toplum nizamıyla ilgili olan konular ceza mahkemelerinde görülür. Ceza mahkemeleri üçe ayrılıyor. Suç ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemeleri. Bunların hepsinin de yasayla belirlenmiş sınırları var. Suç ceza mahkemesinin bir görev alanı vardır. Suç ceza mahkemesi o görevi haricindeki konularda yargılama yapamaz. Aynı şekilde asliye ceza mahkemesinin de bir görev alanı vardır. Bir ağırlığı, bir boyutu vardır. Onun dışında görev yapamaz. Ağır ceza mahkemesi de keza. Anladığım kadar bir de şey var değil mi? Ceza sınırlaması, yani işte 1 yıla kadar tabii, olanlar öyle. Tabii. 5 yıla kadarlar tabii, böyle falan. Tabii. Yani ağır dediğimizde ve ağır bir suç oluyor. Suçun içeriğine göre değişiyor. Örneğin bir organize suçsa bu gideceği yer ağır ceza mahkemesidir. Örnek işte cinayettir vesaire ağır ceza mahkemesidir. Şimdi burada aslında şuna bakılması lazım. Bu ceza yargılaması niçin var? Bahsettik, suç var, onun cezalandırılması. Ama bir şeyden biraz da esprili bir örnek vereyim. Şimdi İzmir'de yaz sezonu geldi, hepimiz yazlıklara gidiyoruz. İzmir'in yazlık dönemi başladı. Şimdi siz güzel caz dinleyen, kendi halinde beyefendi bir insansınız. Etliye sütlüye karışmıyorsunuz. Gittiniz yazlığınıza. Yan komşunuzu da hemen bir, zaten bizde İzmir'de malum hep bitişik nizam. Yani müstakil ev diyoruz ama pek müstakil ben daha göremedim. Yani hep bir duvar bağı var. Yan komşunuz da benim gibi bir adam geldi. Böyle esmer, sakallı, ondan sonra garip garip adamlar geliyor gidiyor falan. Haliyle ürküyorsunuz bu adamla. Ve bu adam size her şeyi yapabilir bir bakış açısı olarak. İşte o adamdan sizi koruyan ceza yargılaması. O korkunuzun önündeki şey. Dengeyi sağlıyor. Dengeyi ceza yargılaması devlet eliyle toplum içerisindeki dengeyi sağlıyor. Siz işte şiddet yanlısı değilsinizdir. Ondan sonra gücünüz yoktur vesaire ama devlet ceza yargılamasıyla güçlü olana karşı güçsüzü korur temel olarak. Hani buradan bir bakmak, hani yumuşatalım dedik ya, ondan dolayı hani korkulacak bir şey yok. Orada başvurduğunuzda sizin faydası var. Tabii ki de. Tabii ki de. Yani iyi insansanız ceza yargılaması hiç koruyor. Korkacağınız hiçbir şey yok. Çünkü zaten sizi korumak için, hani düzgün vatandaşları korumak için ve
topluma uyum sağlayamayan, toplumsal dengeyi, düzeni bozan kişileri de belli süre için izole etmek için ve ehlileştirmek, ıslah etmek için kurulmuş bir sistem bu ceza yargılaması. Geçmişte çok daha sert. Hani işte Hammurabi kanunları falan filan vardır, kafalar koparmalar, kollar koparmalar falan. O günlerden bugünlere farklı farklı revizyonlar olmuş. Onun için yani yargılama deyince, ceza deyince, mahkeme deyince eyvah demeye gerek yok. Şimdi insanlardan, savcılıktan arıyorlar, panik yapıyorlar. Bu dolandırıcıların da işini kolaylaştırıyor. Küçük oraya da değinelim. Evet, doğru. Yani maalesef yıllık o avukat... panik bir nevi ondan evet, işine yaramış oluyor. Yok biz terörle mücadeleden arıyoruz, yok ben şu savcıyım falan. Aman yani konuklarımız, izleyiciler şey yapmasınlar. Yani hiçbir savcı, hiçbir polis böyle arayıp da para falan istemez. Ama profesörler dahi... kanıyorlar. Tabiri caizse bu tezgaha geliyorlar. Enteresan bir durum. Demek ki o i̇şte kadar ürkütücü. Mesela biz hakkımız biraz sizi dinlendirmek mahvetli. Oraya bir şey. Biz mesela bu programı yaparken de hep bu mantıkla yapıyoruz. Diyoruz ki hani siz avukatları, işte hakimleri, savcıları, hukuk konusunda ehli olan insanları çağırdığımız zaman hani vermek istediğimiz programın içerisinde de vermek istediğimiz hep genelde bu. Yani bunları bilin. Aynen. Bunları bilin ki yani sizi kolay kolay hiç kimse hani şey derler ya hani niye zafiyet etmişti bilmediğinde. İşte hakkımız hukukumuz programı en azından bir damla da olsa da bunu bildiriyor. Peki mesela ceza yargılaması ya da ceza hukuku bizde evrensel midir? Yani bütün dünyadakilere benzer bir şey mi yoksa bizde bir hani gelenekten, örften gelen bir farkındalık var mı ya da farklılık var mı? Farklılık var mı? Şimdi onu şöyle açıklamak lazım. Orada da yine bir ön bilgi olarak. Şimdi dünyada iki tane ana sistem var. İşte bir Anglo-Sakson sistemi var. İngiltere ve Amerika'da uygulanan sistem. Bir de kıta Avrupa'sının uyguladığı sistem. Hatta bu o kadar enteresan ki yani gerçekten Avrupa sistemiyle Anglo-Sakson sistemi neredeyse her alanda birbirinden farklılık gösteriyor. Basketbolda dahi. Ya çok ilginç bir alan ama basketbolda Amerikan sisteminde adam adama savunma vardır. Alan savunması yaptığınızda hemen bozarlar. Avrupa'da da alan savunması vardır. Yani daha kuralcı, daha sistematik. Aynı bunun gibi yargılamada da Anglo-Sakson sistemi yani Amerika'daki sistem daha özgürdür. Daha işte filmlerde hep o izlenen avukat modeli odur. İşte itiraz ediyorum sayın yargıç şöyle yaptı, böyle yaptı sayın jüri vesaire vesaire. Ya da araştırma direkt kendisi yapabiliyor aynen, falan. Aynen aynen böyle hani çok gelişmiş sistemler. Hatta araya yine girelim bir arkadaşım tanık olarak geldi. Kulakları çınlasın. Cem dedi jüri nerede duracak? Dedim kardeşim merak etme ben FBI'la da konuştum. Seni tanık korumaya alacağız dedim. Yani şimdi bizde böyle bir sistem yok. Abi yani Avrupa'daki sistem biraz daha kuralcı. Onun için biz Avrupa sistemini benimsemişiz. Bu anlamda özellikle 2000'li yılların başından beridir Avrupa Birliği'ne uyum yasaları kapsamında çok ciddi yasal değişiklikler oldu. Bu anlamda şu an bizim yasalarımız aslında Avrupa Birliği ve o Avrupa standartlarında. Oralardan alıyoruz zaten. Yani bir yasa hazırlanacağı zaman kendi başımıza oturup da şöyle şöyle yapmıyoruz. Oradaki yasalardan belirliyoruz ki Cumhuriyet kurulduğunda da zaten aslında yine işte borçlar kanunu, Medeni kanun, İsviçre'den, Almanya'dan, işte ticaret kanunu, ceza kanunu İtalya'dan alındı. Bu bağlamda hani evrensellik anlamında biz Avrupa sistemiyle uyumluyuz. Yani zaten genlerde ya da kültürel olarak fark etmiyor. Neticede cinayet işlerinin cezası yani Fransa'da aynen, da aynı oluyor. Aynen, işte atıyorum Türkiye'de de aynı oluyor. Aynen, onun arasında bir aynen, fark ama yok. Ama mesela Amerikan sistemiyle tamamen uzağız yani. O sistem bambaşka bir sistem. Naçizane ben Amerikan sistemini, Anglo-Sakson'u daha çok severim. Orada gerçekten ciddi anlamda bir yargılama olur. Bir araştırma var sanırım orada. Bir de hukukçu olabilmek için önce bir hukuk fakültesi bitiriyor. Normal bir fakülte bitiriyorsunuz. 4 yıllık. Sonra hukuk eğitimi alıyorsunuz. Ve çok zor hukuk eğitimi. Çıktığınızda da avukat yardımcısı gibi bir konumla çıkıyorsunuz. Yani ben sınava gireyim, hakim savcı olayım yok. Yıllar yıllar sonra sizi denetleyen kurumlar diyor ki işte Ali Eyce'den hakim olur, Cem Demirtaş'tan hiçbir şey olmaz, onu aman uzak tutun diyor gibi. Ondan sonra yavaş yavaş işte savcı yardımcısı, savcılık, hakimlik vesaire şeklinde bizdeki geçiyor. Bizdeki gibi düştü tavaya gibi olmuyor bir nevi. Yani ben, mezun oldun, avukatsın, ben, kazandın, hakimsin. Daha hayatta 20 yaşındayım, hiçbir şey görmemişim, bir okul görmüşüm, etüt görmüşüm, çıkmışım sınava girmişim, hakim savcı oldum, sizin hayatınızla ilgili ya da tam tersi çıktım, stajyer avukatlık yaptım, bir sene sonra geldim sizin hayatınızı bana emanet ettiler, böyle bir durum yok. Şimdi bu çok önemli. İşin ehli bakmış oluyor bir nevi ama yetkili bir şekilde. Hayat tecrübesi. Yani şimdi daha evlenmemiş birisinin önüne boşanma davasını getirirseniz değil mi? Onun için burada evrensel yasalarımız evet doğru. Evrensel boyutta bir de hatta biz zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de kabul ediyoruz. Ve yasalarımızla zaten uluslararası sözleşmeleri biz yasamıza diyoruz ki bizim yasamız anayasamız boyutundadır. Yani biz
madde olarak yer almasa bile uluslararası sözleşmeleri biz iç hukukta kabul ediyoruz norm olarak. Hı. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela burada bir sıkıntınız var. Yerel mahkemelerde çözemediniz. Yargıtay'a gittiniz, çözemediniz. Ceza yargılaması. Anayasa Mahkemesi'ne gittiniz, orada da olmadı. Hop, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Strasbourg'a gidiyorsunuz. O da diyor ki işte sen haklısın ya da haksızsın. Devlete tazminat çıkarttım ya da çıkartmadım. Orada da küçük bir not düşmek istiyorum. Şimdi bu konular hep açıldığında, bir dönem biz insan hakları alanında çok çalıştık. Hep böyle bizim işte Türkiye'nin eli kirli, Türkiye en berbat falan, yok. Yani keşke hiç olmasa, ama açık söyleyeyim, şu an İngiltere ve İtalya'nın en çok dosyalar İngiltere ve İtalya'da hak ihlalleri konusunda. Yani söylendi, ve korkunç çılgın şeyler. Söylendiği kadar yoğunluk yok yani. Yok ve çılgın korkunç şeyler var. Hatta bir örnek vereyim size. İngiltere'de İngiliz istihbaratı MI6 diye bilinen bir yapı. Yıllarca onlar İRA ile uğraştılar, İRA militanlarıyla. İstihbarat geliyor. İspanya'daki bir maçta, muhtemelen Manchester Real Madrid maçı olabilir, 10 kişilik bir İRA militanı ekibi gidecekler ve bomba patlatacaklar. Şeyde, stadyumda bomba patlatacaklar. Hangisini patlatacağı bilinmiyor. Ama gelen istihbarat net, yapılacak. İlgili istihbarat birimi İspanya'da çevre tertibatı kuruyor. Yerel İspanya istihbaratı ve güvenlik birimleriyle irtibata geçiyorlar. Onlar da tertibatlar kuruyorlar. Ve İspanyollar diyor ki bu hani ana olarak sizin meseleniz, kişi takibini siz yapacaksınız. Her bir İngiliz istihbarat görevlisi birer tane militanı alıyor takibe, arkasından takip ediyor. Militanlardan bir tanesi şöyle dönüp bakıyor ve istihbaratçıyla göz göze geliyorlar. Göz göze geldikleri anda tık, headshot dedikleri, kafadan vuruyor. Aynı anda diğer 9'unu da diğer ekip indiriyor. Aynı anda 10 kişilik bir infaz. İRA militanlarının aileleri hemen mahkemeye başvuruyor. İngiltere'de bizim çocuklarımızı infaz ettiniz haksız yere. Bakın bomba patlatılmamış, üzerlerinde de bomba yok. Ama istihbarat var bu konuyla ilgili. Yerel mahkemelerde sonuç alamıyorlar. İngiltere Üst Mahkemesi'nde sonuç alamıyorlar. Adamlar görevini yaptı diyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bütün o ajanları, 10 ajanı da dinliyor. Adamlar diyorlar ki bizim etkisiz hale getirmekten anladığımız bu. Bizim aldığımız eğitim bu. Biz bu sistem üzerine kuruluyuz. İngilizler de hakikaten abi çok enteresandır. Onlar headshot derler. Hatta 11 Eylül saldırılarından sonra bir Brezilyalıyı Arap zannettiler. Bomba zannedip yine kafadan vurdular. Yani direkt headshot yapıyorlar. Eğitimleri o şekilde. Hakikaten celp ediliyor evraklar. Gerçekten de eğitimleri bu şekilde. Yani adamlar etkisiz hale getirmekten, koldan bacaktan vurmayı anlamıyorlar. Direkt kafadan vurma. Ve ceza almadı. Çünkü adamlar eğitimlerinin gereğini yerine getirdiler diye ceza almadı mesela. Çok ilginç. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir ceza verdi. Almadı. Eğitimlerini yaptı. Ya bu adamın işi dedi bir nevi. Ya çok ilginç mesela, değil mi? Yani şimdi orada dışarıda olanla buraya yansıyan biraz birbirinden farklı olabiliyor. Bize bakarsanız eyvah, biz hani en kara listede biz varız ama İtalyanlar felaket. Yani. Bizde öyle 10 kişi var ölmüş olsaydı oho, bizde çok... Yani şimdi hani övünülmez. Keşke kimsenin başına bir hak ihlali gelmese de, ama bazı gerçekleri de söylemek lazım. Yani şimdi abartılar var. Ya bu evrenselin içerisinde bile ülke değişkenlikler var yani. Var bir. Yani en çok yargılanan, baktığın zaman istatistiklerle İngiltere ile İtalya felaket yani. Ondan sonra bu bağlamda bizim aslında yasalarımız evrensel boyutta ve caydırıcılığı da olan yasalar, ama uygulamada bir sıkıntı yaşıyoruz. Uygulamada nedense sıkıntı yaşıyoruz. Onu bir türlü de aşamadık. Bizim sıkıntı mesela, derken? Sıkıntı şöyle. Bakıyorsunuz normalde çok ayrıntılı bir inceleme yapılması gerekirken çok hızlı geçiyor konular. Şimdi oraya girelim. Şimdi ceza yargılamasının ana ilkesi şu an. Maddi gerçeğin ortaya çıkması. Devlet baba diyor ki ceza yargıcına, ben bu yasaları hazırladım sana. Sen burada maddi gerçeği ortaya çıkartacaksın. Usulü gerçekle yetinmeyeceksin. Onun için zaten hukuk mahkemeleriyle ceza mahkemelerinin usul yasaları ve uygulaması birbirinden çok farklıdır. Şimdi hukuk mahkemelerinde bir formül vardır. O formülü uygularsınız. Usulü gerçeği ortaya çıktırattınız mı? Tamam kardeşim. Yani bir iş bir ayda yapılacaksa, siz onu bir ay bir günde yaptıysanız ben esasa girmem, seni de dinlemem, hadi görüşürüz deyip gönderirler. Ben yani sen haklıymışsın, alacağım varmış, vereceğim varmış. Beni ilgilendirmezler hukuk yargılaması. Ama ceza yargılaması öyle değil. Ceza yargılamasının ilkeleri de öyle değil. Ceza yargılaması diyor ki yargıç, savcı, hatta avukat
maddi gerçeği ortaya çıkartacaksın. Burada gerçek ne? Usulü gerçek ne kimse? Ve o kadar gelişmiş aslında ya sistem. Usulen ki, yargılama değil diyor. Gerçeği yargılama. Gerçeği diyor. Yapacaksınız. Ve bütün her şeyi ki, ortaya koyuyor yani. Ve diyor ki abi sistem şu. Ben sanık olarak ben yaptım bu suçu, gittim vurdum dese bile sen inceleyeceksin. Gerçekten vurdu mu? Evet. Suç üstlenmiş olabilir mesela. Baskı altında olabilir. Birçok ihtimal var. Bunu diyor inceleyeceksin. Ya peki bunu, mesela siz onu söyleyeceğim hemen şu geldi. Yani ben hani tezgahı Allah kimse göstermesin. Ben gittim karakola dedim ki işte Ahmet'i Mehmet'i öldürdüm. Bu yetmez. Yeterli değil diyorsun. Yetmez abi. Karakoldaki arkadaşlar bir panik yaparlar. Onun aynı şey. Ha, beni alırlar da sonrasındaki işlemleri ispatlamak zorunda. Yani benim söylememi. Zannet bunu ortaya çıkartmak zorunda. Ve bunu yaparken abi çok geniş bir inceleme hakkı var. Yani bir de bizzat mesela sizi bizzat dinleyecek. Ondan sonra gidecek gerekiyorsa keşif yapacak. Ben nerede öldürdün? Şurada öldürdüm. E tamam canım hani işte olmaz. Kendisi gidecek görecek. Böyle olmuş, şöyle olmuş. Aa bu olmuş, bu olmuş. Kafasına takılan nokta oldu mu? İlgili birimlerle irtibata geçecek veya taraflardan yardım isteyecek veya yönlendirme yapacak bilirkişilere. Diyecek ki bilirkişi sen şunları şunları bir incele bana bir raporla bakalım neymiş. Yani aslına bakarsanız çok derin, çok deniz derya ya, bir konu. Suçunu itiraf etse dahi yeterli yok, değil. Yok abi yok. O suçun itiraf eden kişi tarafından işlenip işlenmediği bir nevi aynen öyle sadıklanacak. Yani tabiri caizse ceza yargıcı diyor ki kardeşim siz bana söyleyin. Etekteki taşları bir dökün bakalım. Sonra o taşlar doğru mu yanlış mı ben bunlara bakacağım demesi lazım. Şimdi bu hassasiyetle gitmesi lazım. Peki mesela bunu söylerken çok rahatlatıyoruz insanlar ama hani diyoruz ki rahat olun. Hani gerçek ortaya çıkar ya da ne bileyim bir şeyler ortaya çıkmadan sizde. Ama bizim insanlarımızın mesela asli cezalar ki ağır cezayı saymıyorum zaten ağır cezadan geldim mi panikliyiz bu yol. Ceza mahkemesine bir yargılama geldi mi direkt hani bir tedirginlik bir eli ayak kilitlenme falan. Eyvah. Oraya girelim. Şimdi eyvah cezaya bakıyor. Şimdi Google'dan yazıyoruz ya. Google avukatlığımız var artık. Şimdi bizim özellikle hani eğitim seviyesi yüksek olan müvekkillerimiz zannediyor ki ben Google'dan bakınca bu iş tamam. Hani giriyor hapis cezası. Eyvah yandık. Bitti. Yani o an kafada şu oluşuyor. Eyvah şimdi beni alacaklar. Polis kapıdan beni alacak. Ondan sonra hakimin önüne çıkartacak. Avukata da bir sürü para bayılacağız. Orada 2-3 bir şey söyleyecek. Sonra bizi direkt tıkacaklar. Yok böyle bir sistem. Şey tabii yatar hesaplamaya başlıyorlar. Yatar hesaplamaya başlıyorlar. O da var yani. Şimdi yatar hesabında da en sağlıklı müddetnamedir. Savcılık müddetname hazırlar. Ne kadar yatar oldu çıkar zaten. Yani o devlet baba onu zaten size sunuyor. Bunu da gizlemiyor yani. Orada bir manipülasyon da yapmaz. Şimdi öncelikle aman sakin. Yok öyle bir sistem yok. Yani polis geldi. Şimdi kavga ettiniz, trafikte yumruklaştınız. Hani polis geldi, eyvah bizi aldılar, içeri gittik. Yok böyle bir şey. Yok. Zaten çok enteresan bir şekilde bizim sistemimiz de insanları içeride tutmak değil, aslında dışarı çıkmak üzerine kurulu. Yani mümkün olduğu kadar şu an zaten cezaevleri de dolu. Aslında insanları dışarıda tutmaya çalışan bir sistem. Yani olması ceza gereken yargılaması yani. Aslında insanları dışarıda mı tutmaya çalışıyor? Yani şöyle diyelim. Ha biz hep şey sanıyoruz hani ceza alır sürekli içeri alır diyor. Böyle bir şey yok. Yok değil diyor. Çünkü onun için mesela onu şuna bağlayabiliriz. Maddi gerçeği ortaya çıkartmak bir. İki, şüpheden sanık yararlanır ilkesi. Yani sizin elinize bir sürü koz veriyor devlet. Eğer yargılamadaysanız ve sanık konumundaysanız dur diyor sakin. Önce diyor bak ben öyle herkesi cezalandırmak derdinde olan bir yapı değilim. Biz maddi gerçeği ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Her aldığımızı içeri atıyoruz. Yani öyle bir derdimiz yok. Şimdi tabii bu teoride olanı bir de aslında da konuşacağız. Ondan sonra diyor ki babacığım diyor bak sen sanıksın ama rahat ol. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi de var diyor. Bak şüpheli bir durum varsa mesela bir sahtecilik suçunda belgenin aslı yoksa ceza vermiyor. Fotokopiyle ben diyor ceza vermem. Tabii. Şimdi ondan dolayı hemen eyvah bizi içeri tıktılar falan filan. Tabii katalog özel suçlar var onlar hariç. Yani birisine gittiniz vurdunuz. Şundan sonra ağzını burnunu kırdınız. Hani normal yumruklaşmadan öte kemik kırıkları falan yaptınız ya da ne bileyim uyuşturucu vesaire falan. Orada kusura bakmasın kimse devlet baba içeri alır. İçeride de bekletir. Tutuklu yargılanması gerekir. Var. Gerçek var yani. Terör suçlarıdır. İnsanlığa karşı suçlardır. İşte mülteciler şunlar şey insan kaçakçılığı falan filan. O ayrı. Ama genel olarak işte özellikle İzmir'de yazlık beldelerde çok oluyor. Biz ona yazlıkçı davaları diyoruz. Yani yargılamanın içerisinde yani, mi çıktı bu yazlıkçı davaları? Yalan değil ben 2019'dan beridir şehir dışında yaşıyorum. İzmir'de büromuz İzmir'de ben işte yazlık beldede yaşıyorum. İsmi lazım değil.
Bunun hep şakasını yapardık ama taşındıktan sonra gördüm. Hakikaten oluyormuş yani. İnsanlar böyle işte mangalın dumanı benim bahçeme geldi. İşte benim çiçekleri senin sularken benim bahçeye geldi. İşte köpeğin avlıyor, kedin zıplıyor. Allah. Arabanı buraya park etmeden falan filan. Ciddi ciddi insanlar davalaşıyorlar. Ya da birbirlerinin işte imar davaları falan. Gidiyor şikayet ediyor. O buraya bunu yaptırdı, bu bunu yaptırdı. İşte tel çekti. Ya çit yüzünden kavga edenler falan. Biz bunların... Şimdi dışarıda olunca tabii hani önümüze geliyor, iş olarak bakıyoruz ama gittiğimizde gerçek olduğunu ve bayağı ciddi bir şey olduğunu gördük. Yani gerçekten şimdi şey olacak, biraz sosyal konulara girmiş olacağız ama Ege bölgesinde yazlık beldelerdeki sitelerde neredeyse hemen hemen herkes birbiriyle kavgalı. Çok ilginç. E, avukatlara para kazandırıyorsunuz kardeşim, yapmayın yani. Hani bu kadarına da gerek yok. Kazanın ayrı bir konu da bu şey, kadar tartışmaya kavga etmeye gerek yok. Abi ya yani. Şimdi bak, ciddi meseleler vardır. Bir de hani... Ya üfürükten teyyare dediğimiz, kimse kusura bakmasın yani. Bunlar dava gerçekten oluyor. Bunlar gerçekten dava. Sitelerde, site yönetimlerinde. O yaşlı kocaman kocaman amcaların yaptığı işler. Ama hep işler. Mesela o konuda da ceza hukukunda siz dediğiniz o davalar da genelde her belli bir yaş kesimi, yani yaş girerken hani orta yaşı da artık aşmış. Yani 70'inden sonra o insanlar da daha öyle, çok sektörler. Yani böyle eğitimsiz acaba, insanlar da değiller. He, onlar yapıyorlar değil mi? Yani? Ya çok ilginç yani, kaç tane davaya baktık öyle, eğitimsiz insanlar da değiller. Yani diyoruz herhalde rahat batıyor. Yani mis gibi denizin var önünde, bahçen var. Huysuz ihtiyar dediğimiz şey herhalde cezaya konu oluyor. Şimdi abi ben o yolda gidiyorum. Ben de huysuz ihtiyar olacağım. Yani yazlık beldedeki huysuz ihtiyar potansiyel var ama ya şimdi işin şakası bir tarafa, bunu şundan söylüyoruz ya. Yan baktın şikayet. Ya abartmıyorum, gerçekten bana pis pis baktı deyip şikayet ediyor. Şimdi bizim emniyetteki çocukların, bizim aileden kabul ediyoruz çünkü jandarmasıdır, polisidir bu çocuklar, cinayetle ilgileniyor, tecavüzle ilgileniyor, çok büyük kaçakçılıklarla ilgileniyor, terörle ilgileniyor. Yani adamların işleri başlarından aşkın. Ve bunlarla ilgilenmek zorunda kalıyor. Bunlarla yormayın yani, kusura bakmasın kimse. Yani savcı arkadaş terör suçuyla mı ilgilenecek, cinayetle mi ilgilenecek, onunla mı ilgilenecek, yoksa işte senin duman bana geldi bununla mı ilgilenecek, çit çekti bununla mı ilgilenecek? Yani biraz insanların artık aklını başına toplaması lazım. Yargıyı da şişiriyorlar. Yargıyı şişirince de şey oluyor yani, kendiniz sisteme çelme atıyorsunuz. Yargıyı şişiren sizsin, sonra da ya davalar uzuyor. Uzuyacak tabii kardeşim. Her gün kaç tane müracaat var. Aslında mesela o konuda şeylerde ara buluculuk sistemi gibi, uzlaşma ya, sistemi gibi bir sistem ceza hukukuna gelmesi lazım. Onlar mı? Uzlaşma var. Getirildi. Hukuk davalarında da ara buluculuk getirildi ama yok yani. Hani yine... İnadı minat diyorlar. Yani yansıyor. Ya biz de diyoruz ya, işte oturuyoruz müvekkilimizle, diyoruz ki ya bakın bu davayı açmayın, gerek yok. Bakın maddi olarak zarar göreceksiniz, manevi olarak zarar göreceksiniz. E bana para vereceksiniz. Ona varız canım, ona bir şey demiyoruz. Ama kaç yıl sürecek? Değmez. Bakın zarar görecek. Olsun diyor, ben inat ettim yapacağım. Peki diyoruz biz de yani, ne diyelim? Uyarıda da bulunuyoruz. Şimdi böyle enteresan bir durum var. Biraz da herhalde bizim yapımızla alakalı. Peki mesela o söylediklerinizde hem tamam şüphe sanırlığını de, bir ceza davasıyla karşı karşıya kaldığımızda, yani herkes şikayet tabii etme hakkına doğal olarak sahip. Hani şikayetlerde delillendirmek gerekiyor mu? Yani ben kalkıp sizle ilgili bir şikayette bulunduğum yok zaman sadece yazmam yeterli mi? Yoksa yani ceza hukuku anlamında özellikle söylüyorum, şikayetimi de delillendirmem mi gerekiyor? İşte öyle abi, burada enteresan bir durum var. Hukuk yargısı ile ceza yargısı arasındaki fark burada çıkıyor. Siz hukuk yargılamasında dava açtınız. Dediniz ki benim Cem'den alacağım var. 2 milyon. Dediğinizde bunu ispatlamanız gerekiyor sizin. Ya ben işte bana senet verdi, ödemedi. Cari hesap vardı, ödemedi. Borç verdim, ödemedi. O bana zarar verdi, ödemedi gibi. Ceza yargılamasında siz savcılığa gidiyorsunuz, dilekçeyi veriyorsunuz. Tabii delilleri sunabilirsiniz işinizi hızlandırmak için. Yani varsa. Tabii. Ama esas incelemeyi oradaki savcı yapıyor. Var mı yok mu, işte ETS kayıtları şunlar bunlar vesaire vesaire. Yani siz zaten davalar kamu adına da açılır. Hani öyle enteresan bir durum var. Siz ceza yargılamasına başvurduğunuzda ceza yargısı diyor ki bu artık bizim devletin meselesi, kamu meselesi. Biz gerekli incelemeyi yapacağız ama siz taraf olarak da bize destek olun. Yani bunu çok hukuki dilden uzak anlatıyorum ki rahat anlaşılabilsin. Yargılamanın sürecini destek olun. Rahat anlaşılabilsin. Yani ama bir avukat olarak ben başvuracaksam tabii ki de delillerimi sunarak başvurmalıyım ki iddianame çabuk hazırlansın. Çünkü benim derdim bir an önce sonuca gitmek. Doğru. Doğru mu?
Öteki türlü savcının işini zorlaştırmış oluyorsunuz. Emniyettekilerin işini o da getir bunu götür. Ama siz hazırlayıp güzelce toparlayıp sunduğunuzda yönlendirmeniz, yani hızlandırma anlamında yönlendirmeniz kolay oluyor. Çünkü ellerinde var. Ellerinde delilleri vermiş oluyorsunuz. Ama böyle bir zorunluluğunuz yok. Yani ben ispatlayacağım gibi bir zorunluluğumuz yok. Teknik olarak. Teknik olarak şikayetçi olmanız dahi yeterli. Yeterli. Ben soruşturmanın başlaması açısından. Bana yan baktı, bitti. Siz soruşturun. Gidin ifadesini alın falan filan. Onun için zaten soruşturma aşamasında savcı inceler, baktı ki bu üfürükten teyyare bir mevzu. Yani, dava pozisyonu. Ya şimdi seyirciler yanlış anlamasınlar. Gerçekten böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Bizim de sinirlerimiz bozuluyor. Buna gerek yok. İşte bununla ilgili takipsizlik kararını verir, konuyu kapatır. Onlara ben şey diyorum, hep psikolojik dava diyorum. Psikolojik dava. Ha, psikolojik dava. Yani sorununu anlatmış ama ortada bir sorun yok. Yok, ortada sorun yok. Ya da onun suç olduğunu düşünüyor. Onun için zaten başta o girişi yaptım. Yani böyle böyle oldu, bu suç. Ya değil işte, suç değil kardeşim. Suç değil yani. Bir gitten keşke bir hukukçuya danışsan yani. Öyle yer de var yani bizde. Biz aslında o konuda ya. Şey yapmaları lazım. Yani naçizane size hukukçuya önce bir sormak ya lazım. Öyle, ya yani ben böyle bir şeye mazur kaldım ama ya da mağdur oldum bundan dolayı mı? Bu suç mudur? Şimdi, ya da bununla ilgili benim şikayette bulunmam sonuç çıkartır mı? Şimdi uzmanlık zaten bunun için var. Yani şimdi abi siz medya sektörünün içindesiniz. Yıllarca gazetecilik yaptınız, televizyonculuk yapıyorsunuz, yaptınız. Şimdi sizdeki bilgi birikimiyle bendeki bilgi birikimi aynı olabilir mi o alanda? Mümkün değil. Bir sürü şey gördünüz, yaptınız. Ya aynı şey bizim için de geçerli. Ben o fakülteye gidiyorsunuz, onu ya abi ben, bizim sınavlar 3 saatti. Ben Marmara mezunuyum. 5000 sayfalık kitabın dipnotlarına kadar sorumluyduk. Bırakın da biz de bir şey bilelim canım. Yani. Ben o konuda zaten bizim insanlarımız hep şey yapıyorum. Eleştiri boyutunda yapıyorum. Hani tabii ki nacizane bazı insanlar farkında. Tabii. Ama toplu olarak biz de mesela böyle bir program yaptığımız zaman insanlara şunu demiyoruz. Yani bu programdan dinlediniz ya artık bilgi sahibi oldunuz. Siz bir hukukçusunuz. Ya bir dakika durun. Biz sadece size ön bilgi veriyoruz. Ne yapabileceğiniz konusunda. Bu yüzeysel kısmı. Yani bu işin selamun aleyküm, aleyküm selam kısmı. Girizgah yapılıyor burada. Yoksa öyle olmuş olsaydı geçenlerde biz 100. programı yaptık. Herhalde hakkımız hukuk programı izleyen herkese birer avukatlık belgesi verirlerdi. Ben gönderin abi siz o zaman yani. Yani çünkü, öyle bir mantık yok. Şimdi hukukta çok ilginç terimler var. Şimdi hukukta istisnalar çoktur. Şimdi der ki yasa maddesi. İşte A, B, C ama bunun istisnası E, F, G. Şimdi istisnanın istisnası da var. O da müstesna. Adı müstesna. Müstesna da var. Aynı yasa maddesi içinde. Diyor ki şöyle olacak. Bunun istisnası budur. Ama onun da bir istisnası vardır. O da şudur. Yani şimdi bir de bunun uygulaması var. Mesela müvekkillerimize bir üstadım çok güzel bir şey söylemişti. O, hukukçu en çok şeyi en az cümleyle anlatan kişidir. Şimdi biz müvekkillerimize en kısa sürede anlatabilmek için çok özet anlatıyoruz. O da herhalde bazen kafada şöyle oluşuyor. Ya bu kadar mıymış? Yani bir dilekçe. Ya öyle değil işte. Şöyle söyleyeyim. Sen anlıyorsun diye. Yani orada yani lütfen yanlış anlamasınlar. 10 bin sayfalık bir birikim var. O 10 bin sayfalık birikimi biz bir paragrafa sıkıştırıp izah ediyoruz ki anlaşılabilsin konu. Evet. Şimdi bunlar biraz önemli konular bizim onlar açımızdan. Onlar da orada işi çok küçümseyerek düşünmüyor başlıyor. Tabii. Ya bunu ben de yapardım falan ama o 10 bin sayfayı okumadan bunu yapamazsın. Bu ayrı bir konu. O ayrı konu çünkü bunun çok ayrıntısı var. Bu bir bilim dalı. Ciddi bir alan. Peki mesela ben özellikle ceza hukuku dediğimizde tabii ki adli soruşturmalar vesaireden ya da dışarıda basit dediğim gibi yani ağır ceza ya da asli cezaya yansıyan olaylarla ilgili de daha çok mesela ben hep organize suçlarla ilgili. Evet. Yani bu yani organize kavramı ki onlar filmlere de konu olmuştur. Organize evet, işler falan filan. Hep benim kafamda ya nasıl bir organizasyon ya da bu hani bir organizasyon şirketi mi var ortada suç işlemek için? Bu kavram nasıl ceza kavramı? Çok güzel bir tanımlama, hoşuma gitti. Gerçekten bir şirket gibi çalışıyorlar. Şimdi öncelikle organize şubeye selamlarımızı buradan iletelim. Allah yardımcıları olsun. O günlerce, bazen yıllarca izliyorlar. Yıllarca takip etmek zorunda kalıyorlar bir organize. Suç tespit etmek için. Evet. Ya suçu zaten tespit ediyor. Esas adamlara ulaşabilmek için. Ama yani organize suç bambaşka bir alan. Şimdi filmlerde, dizilerde çok cezbedici. Hatta dün akşam bir Gentleman diye bir film vardı TV'de. Onu izledim. İngiltere'deki bir suç örgütünü anlatıyordu. En son Ruslara çaktılar falan. Ortalık fena karıştı.
Şimdi o boyutta yalnız abi. Yani işin aslı... Ha, bizim insanımızda da bir merak var. Hani biz var. Organizasyonları pek severiz ya. Hani bunu sanki piknik organizasyonu gibi, memle organizasyonu gibi. Hadi organize bir iş yapalım falan filan gibi. Hani suçun da sanki böyle bir hani cazibeli hale giren bir boyutu değil mi? Suç cazibeli olmaz da. Abi bazı toplumlar, bazı milletler, bazı halklar diyelim. Yani biz Türk milleti olarak biraz kriminaliz yani. Seviyoruz böyle şeyleri. Yani ben şimdi... Sen biliyorsun yedi göbek herkes de biliyor artık. Hani biz Kafkas kökenliyiz mesela. Bizim orada öyledir yani. Adam müzisyendir bir bakarsın gayrimeşrucu falan çıkar. Yani böyle enteresan bir durum vardır. Şimdi bazı İtalyanlarda da var aynı durum. Onlar meşhur baba filmiyle zaten artık kültleşti. Ruslarda da öyle ama Rusların da enteresan. Onu da arzu ederseniz anlatırız. Yarısı Rus dediğin aslında bizden yani. Hani bayağı bildiğin Müslümanlar, Tatarlar, şunlar bunlar var. Yani adam... Rus mafyası diyorsun benim gibi adamlar tip olarak yani hani orası da karışık biraz da bir de Latinler bu işlerde Meksikalılar falan onlar bir de çok acımasız biz yani. Yani şöyle hani bunların övülmesi olmaz yanlış anlanılmasın suçluyu övmüyoruz da hani şöyle bir mafya organizasyonlarına organize suç organizasyonlarına uluslararası baktığımızda ahlaki düzey en yüksek olanlar yine bizim Türkiye'dekiler. Ha bizim diğerlerinin yaptığı eylemlere baktığınızda daha geçen acımasız oluyorlar. Paraguay'da bir tane savcıyı öldürdüler. Şeyin üstüne giden, uyuşturucu kartellerinin üstüne giden adam şeydeyken, tatilini yaparken, balayındayken denizden ellerini kollarını sallayarak gelip adama sahilde infaz etmişti. Ya ben aslında daha çok şeyi merak ediyorum. Vatandaş öyle. Yani bilerek mi ya da bilmeyerek mi? Yani bu dediğimiz organize tabii kişi derse ki ya arkadaş ben artık bu işe gireceğim. Suçsa da suç. Cezası neyse de çekerim. Bununla ilgili zaten bizim tasarrufumuz yok. Bu Türk Ceza Kanunu'nda yeri belli. Polisin işi belli. Savcının işi belli. Hakimin işi belli. Siz de elinizden geldiği kadar savunursunuz. Yiyeceği ceza belli. Burada realite var. Peki hani normal bir vatandaş kendini bir organize suç örgütün içerisinde olduğunu nasıl hissedebilir? İşte onun için şirket tanımlaması süper bir tanımlama. Şimdi bizde mafya kavramı ya da organize suç dendiği zaman affınıza sığınıyorum gerizekalı insanlar olduklarını zannediyorlar bu işlerin tepesinde olanların ama tam tersi aslında muazzam böyle şeytani zekaya sahip tilki bu işleri organize edenler gerçekten acayip kurnazdırlar ve insan kullanmayı çok iyi bilirler. Onun için hiç farkına bile varmadan bir organize suç şebekesinin elemanı olabilir bir kişi. Ve bilmeden. İşin kötü tarafı o zaten piyondur. Yani o yemdir. İşi kurgulayan organizasyonun başındaki zaten başından sizi kullanılacak ve atılacak adam olarak belirlemiştir. Aman. Özellikle gençlerimiz, filmler, diziler, oyu buyu isim veremiyoruz şimdi de. Oralarda böyle bambaşka bir dünyalar. Hayır. Orada anlattıkları adamlar kullanılacak adamlar. Kendilerini kullanacak. Kral değiller yani. Değiller. Öldürüldüğü yani, gibi değiller. Yani alır, onun yanına alır, şunu yapar, bunu yapar. Farkına bile varmadan uyuşturucu kuryeliği yapabilirsiniz mesela. Size silah hediye eder. Kardeşim bak silah çok güzeldi. Kirli silahı size bırakır. Yani anlatabiliyor muyum? Aman. Ya da tam tersi bir mizansenle sizi bir suça yönlendirebilir. Peki mesela organize suç örgütü diyoruz. Yani nedir organize olmuş. Bu örgüt yani mahallelerimizde oluyor işte falanca abi. Filanca dayı gibi bir mantık içerisinde zaten bizdeki örgüt yani organize suç da hep dayıdan abiden agadan dayı işte amcadan çıkıyor gibi bir mantık sıfatıyla. Yani atıyorum çay yapıyordum ben sadece ya da ne bileyim onun sadece arabasında şoförlük yapıyordum ne bileyim getir götür. Bunlar bu da suç kavramının içerisine giriyor mu yani sadece bu işi yardım, yapmak? Yardım kapsamında yani kapısını açsanız bile farkına varmadan sistemin içine girmiş olabilirsiniz. Biraz abartılı olacak ama biraz da insanların dikkatlerini çekmek lazım bu noktaya. Yani onun şimdi tabii bu öyle paldır küldür olmuyor. Şimdi bir organize suçun oluşabilmesi için bir kere en az 3 kişi olması lazım. Ve bir hiyerarşi olması lazım. Yani bir tane baştaki kişi olacak, emir komuta olacak ve bu suçu üşleyebilecek imkana sahip olmaları lazım. Yani organize suç örgütüdür. Elinde su tabancası vardır. Ondan bir şey çıkmaz. Yani ben biz mafyayız diye çıkıp. Yani bunu yapabilecek bağlantıları, gücü, işin şaka tarafı ciddi anlamda bunu yapabilecek potansiyellerinin de o niteliklerinde olması lazım. Böyle bir yapı tespit edildiğinde ki şu an... Orada çaycı bile olmuyor. Yani Türkiye'de yaklaşık 200 ile 400 arasında değişiyor. Türkiye çapında faaliyet gösteren organize suç örgütü. Yerellerde 90 tane falan. Ama mesela Rusya'da 5000. Sadece ulusal çapta böyle geniş çaplı çalışan 5000 ve hani milyonu buluyor sayısı.
Bizde mesela en büyük suç, organize suç yapılanmasının adam sayısı 400 ile 500 arası değişiyor. 400 ile 500 suç, yani diyoruz ki en büyük. Orada bir tanesinin 5000 adamı var mesela, hani öyle söyleyeyim, hani en ufak yapılarda. Hani farklılıklar da var böyle. Ondan böyle bir durum olduğunda, yani hemen organize şubeye düşen, zaten emniyetin çok gelişmiş bir sistemi var. Allah'a şükür ki öyle. Organize yapa hemen takibi alınır. Teknik takipler yapılır, kişi takipleri yapılır, kimin kiminin irtibatı vardır. Ondan sonra yeri geldiğinde bununla ilgili izinler alınarak dinlemeler yapılır. Anlatabiliyor muyum? Bu zaten savcılıkla birlikte yürütülür bu sistem. Ve yeri gelir 5 yıl, abartılı olmasın, 5 yıl bir yapı incelenir. Ve oradaki hiyerarşi tespit edilmeye çalışır. İşte yine burada devlet yine hassas davranıyor. Hani bahsettik ya, o kullanılacak adam diye ön tarafa atıyor. Devlet yine diyor ki ya bunlar kullanılacaklar, biz Esad adamlara bir bulaşalım diye de yeri geliyor 5 yıl boyunca sizin emniyet personeliniz, ilgili istihbarat biriminiz 5 yıl boyunca oturuyor, izliyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, bunların takıldığı yer, yeri geliyor içine eleman sokuyor, onu halletmeye çalışıyor falan. Yani gerçekten çok ciddi işler bunlar. Ondan dolayı bir gençlik hevesiyle gençlerimiz bu işlere girdiklerinde televizyonlarda ve filmlerde gibi olduğunu, olmadığını görüyorlar. Ve özellikle bu konulardan çok uzakta olan insanlar konuya baktıkları zaman işte organize suç, bunlar kafasız adamlar, işte şeyler, goriller, öyle değil işte. Yani keşke öyle olsa ama öyle değil. Bu işlerin tepesinde olan, hele ki ulusal ve uluslararası çapta bu işleri yürüten insanlar muazzam zekaya sahipler. Yani bunu övmek adına söylemiyorum. Ama işin ciddiyetinin anlaşılması. Suçu işlemekteki kasıtlarını tabii yani söylüyorum. Ya hukuku sizden daha iyi biliyor. Nasıl olabiliyor bilmiyoruz. Biliyor işte yani, biliyorlar. Yani o adam biliyor. Şimdi bu övmek anlamında değil. Yani böyle bir sistemde bu konulara böyle heveslenen kişiler bu işin ayak kısmında olurlar, kullanılırlar. Sonra bir mendil gibi atılırlar, yılları geçer. 25 yılını cezaevinde geçiren insanlar var. Sadece bu örgütlerin içerisinde oldukları için. Tabii ki. Yani çok şimdi ağır. Bu konuda gençlerimizin çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Topluma bu konuların doğru anlatılması gerekiyor. Yani organize suç engellenebilir mi? Organize suç dünyanın hiçbir yerinde engellenemez. İnsanın olduğu yerde organize suç ve bu şebekeler olur. Dünyanın en büyük yapıları dahi bunu engelleyemiyor. Bazıları da, özellikle süper güçler diyelim, bilinçli olarak engellemiyor, kendisi için de kullanabiliyor. O bambaşka bir... Ya hep dolayı şöyle söyleyeyim şimdi, yani organize olmak iyi bir şey. Yani birlikte hareket tabii edebilmek tabii ki iyi bir şey. Yani maç gibi, başka bir şey gibi. Ama organize halde suç işlemek kötü bir şey. O ama yani ona... Onun sonuçlarına kadar... Yani o zaman şunu mu yapması lazım vatandaşın? Yani çaycısı olabilirsin, çorbacısı olabilirsin, ayakkabısını temizleyen olabilirsin, ne bileyim ofisinin paspasatan olabilirsin ama eğer orada bir suç işleniyorsa bunları yapmış olman seni bu örgütün dışında tutmaz. Aynen öyle. Yani oradan ben bunu biliyordum. Bir de şöyle de bir sorumluluk var. Bu bütün vatandaşlarımız için de geçerli. Eğer bir yerde bir suç işleniyorsa bunu ihbar zorunluluğu da var vatandaşların. Değil mi? Yani böyle bir şey var. Ben bunu ihbar ediyorum da demeleri lazım. Yani önünüzde adam öldürdü, yani bana ne ya falan deyip gidemezsiniz. Kimse kusura bakmasın. Evet, tabii ki de şimdi bu konularda konuşulacak çok daha fazla şey vardır. Ama organize suç yapıları genel olarak suçun artık örgütlenmiş hali, bir hiyerarşisi olması lazım. En az 3 kişi olması lazım. Tabii türemiş çeyrek mafyalar da var şimdi. Biz çeyrek mafya diyoruz. Hani bir araba 3 kişi işte, kuru sıkıdan çevirme silahlar falan. Hani onlar küçük boyutlu yapılanmalar ama dediğim gibi Türkiye'de de çok böyle büyük devasa yapılar yok. En fazla şu an en büyük yapının bile 400 kadar şeyi var. Yani. İşte gençlerimizde mesela özellikle o gezmelerden, tozmalardan ya da 3 kişi bir araya gelip bir meydan okuma ya da ne bileyim kendini güç olarak gösterme hevesiyle girdikleri şeyde sizlere geldiğinde zaten anlıyorlar, eyvah diyorlar. Yani öyle işte, eyvah diyorlar ondan sonra. Dayılanmalar bir asayişten memur arkadaş geldiğinde bir anda aman abi öyle değil, böyle değil'e dönebiliyor. Yani burada şöyle bir şey var. Bizim kültürümüzde kabadayılık vardır abi. Tamam mı? Bizim kültürümüzde mafyalık yoktur. Hani o mahalledeki sağlam adamlar, hani bir sıkıntı olduğu zaman işte abi başımız dertte
derler. Geçmişte hukukun gelişmediği zamanlarda o mahalle kabadayıdır, bu işleri çözermiş. Tabii kabadayla da adaleti sağlamak ya da korumak babında vardır. Tabii. Hani gidelim bir de çökelim alalım falan değil. Ama şimdi artık buna da gerek yok. Her mahallede mahalle kabadayısı oranın karakolu. Tabiri caizse lütfen yanlış anlaşılmasın emniyetteki arkadaşlar. Hukukun kabadayı olduğu yerde sayılıyoruz. Bizim devletimiz var. Devletin ilgili birimleri var. Devletin ilgili birimleri ve gerçekten ciddiyetle de çalışıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Özellikle emniyetteki arkadaşların iş yükleri çok fazla. Allah yardımcıları olsun. Tabii ki de elbette bunu düzgün şekilde yapmayanlar da vardır. Onlar ayrı mevzular. İlgili idari birimlerde her ne kadar biz işte hakimlerde, savcılarda bazen dert yansak da evlerine dosyalar alıp da bebeği yeni doğum yapmış ama bir taraftan bebeğiyle ilgilenip bir taraftan klasör klasör dosyayı evine götürüp okuyup aman bir an önce çıkartayım diyen hakimlerimiz, savcılarımız da var. Yani hani çok geniş bir alan. Ondan dolayı insanlarımız haklarını aramaktan çekinmemeliler. Ancak bir de şey var, hani eyvah ben hani şikayet edersem başım derde girer, yani korkmasınlar. Bizi çok gördük öyle adam. Bizi de tehdit ettiler zamanında, o da oluyor yani işte biz adamı. Gel kardeşim bak adresin bu dediğinizde bir anda abiye bağlayabiliyorlar. Yani siz yargıya başvurduğunuzda size kimse zarar veremez. Bundan çekinmesinler. Sadece doğru şekilde başvurmaları lazım. Uzmanlardan destek almaları lazım. Çoğunlukla bizim gözlemlediğimiz şey şu, bazen içimiz yanıyor hani yani abi geliyor, keşke diyorum 2 ay önce gelseydin ya, 2 ay önce gelseydin tamam ama şimdi artık şey değil, biz de umut taciri değiliz yani, hani geliyor önünüze yani gitmiş adamcağızın hakkı gitmiş orada ya, zamanında bak şunu yapsaydın keşke. Onun için zamanında hani avukatlar şey değil, danışmanlık ceza hukukunda da zamanlama çok önemli. Çok önemli, tabii ki de çok önemli yani. Hani yerinde yapılırsa, yerinde süreleri var, talep edilirse. Tabii şikayet süreleri var, zaman aşımları var. Ondan sonra yapmanız gereken, zamanda yapmanız gereken itirazlar var. Bazen gözden kaçıyor. Yani mesela bir davamı anlatacağım size. Programımızın sonuna geliyoruz, o davanızı da alayım ben hemen. Çok kısa, bir vekil bir kafeye gidiyor. 2 gün üst üste kafeye gidiyor. Sonrasında hakkında tacizden dava açılıyor. Orada oturan bir hanımefendi diyor ki bu adam beni takip ediyor. Ama beni takip ediyor diye şikayette bulunuyor. Fakat dosyayı inceleyen savcı arkadaş bir de Yargıtay kararı koyarak diyor ki bu cinsel tacizdir. Şaka. Adam evli, kafayı yiyecek. Yani çılgın bir durum. Yani çoluklu çocuklu son derecede kendisi namuslu düzgün bir insan, alakası bile yok. Sırf orada diye takmış kadın bir şekilde. Ve koyulan Yargıtay kararının bu konuyla alakası yok. Orada koyulan Yargıtay kararında bir adam arabayla giderken yanından hanımefendi geçerken camı açıyor, telefonunu istiyor. Bu tacize giriyor, doğru. Burada o da yok. Müvekkilimizin hanımefendinden haberi bile yok. Kadın işkillenmiş. Belki de başka işler yapıyor. Kuryelik mi yapıyor, ne yapıyorsa, acaba beni mi takip ediyor falan diye işkillenmiş. Ha, beraat alındı. Ama yargılama oldu. Yargılamadan sonra beraat alındı. Şaka gibi ya. Yargılamaya bile gerek olmayacak bir unsur aslında. Bir dahane düzenlenmiş. Bazen çok üzücü oluyor. Gerçekten çok üzücü oluyor. Hemen programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ceza ile ilgili, ceza hukukuyla ilgili vatandaşlara son bir mesajınız varsa izleyicilerimize onu da alalım, sonra kapatalım programı. Yani şöyle, eyvah bize mahkemeden cerk geldi, kimse korkmasın. Önce hemen bir avukatla, mutlaka konusunda uzman olan bir avukatla konuyu istişare etsinler. Zamanında müdahale edildiğinde, zamanında teşhis ve zamanında tedavi yapıldığında çözülemeyecek mesele yok. Bundan emin olsunlar. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, hakkımız hukukumuz programında bu hafta ceza hukukunu işledik. Tabi ceza hukuku derken de ceza hukukunun içerisinde neler yapmamız gerektiğini ya da nelerin konuşmamız gerektiğini işledik. İzmir Barosu Avukatlarından Sayın Cem Demirtaş çok yerinde bilgiler verdi. Herhalde önümüzdeki süreçte kimse mağdur ya da sanık olmasın ama ceza hukukunu bir parça bilmek, korumak anlamında ama daha fazla parçasında mutlaka ki hukukçulardan destek alarak devam etmekte fayda var. Sağlıklı günler diliyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir programla yine karşınızda olacağız. İyi akşamlar. We'll be right back.